Merhabalar. Zorla insan kaybetme, zorla adam kaçırma, zorla pusu kurarak insanı gasp etme ve devlet zorbalığı ve devlet zulmü adı altında kanun işletiyoruz. Vatan haini ve terör örgütü üyesini ülkemize getiriyoruz. Havası jargonunu kullanarak devletin pusu kurmasıyla yurt dışından Türkiye'ye kendi vatandaşını devlet kaçırıyor. Zorla kaybediyor. Bunu da güya devleti hem yerel hem de uluslararası alanda terör örgütlerinden ve terörden temizliyor. Şimdi burada devlet bunu yaparken hem uluslararası Roma statüsü dediğimiz Roma Sözleşmesi'ne her ne kadar ülkemiz sözleşmeyi imza atmamış olsa da kaçırılan, zorla kaybedilen ülkeler Roma Sözleşmesi'ne imza attığından dolayı taraf ülkelerden birisinden insan kaçırıldığı takdirde, zorla kaybedildiği takdirde devlet de Roma Sözleşmesi'nin tarafı oluyor ve uluslararası insanlığa karşı işlenen suçlar ve adam kaçırmadan dolayı yargılama hakları uluslararası alanda, uluslararası mahkemelerde doğmaktadır. İşte bu sebeple Türkiye bunu yaparken ne yapıyor? Önce kendine bir hedef, kişi ya da grup seçiyor. Bunu seçtikten sonra ilgili ülkeye rüşvet yediriyor, memurlara rüşvet yediriyor. Yani güya bunu istihbarat başarısı olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Ama bu daha çok rüşvetle, adam ayarma, kayırmayla yapılan, ikili ülke arasında yapılan işbirliği çerçevesinde ne yapılıyor? Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra İnsanlar zorla kaybediyorlar ve kaçırıyorlar. İşte geçenlerde Tacikistan'dan Türkiye'den uçak 5,5-6 saat gidiyor. Yarım saat içerisinde insanı alıyor ve getiriyor. Kosova'da ne görmüştük? Cumhurbaşkanı ve İstihbarat Şefi Başkanı bu olaydan dolayı kendileri teslim ettiği için elleriyle demek ki yerel istihbarat ağıyla, yerel emniyet, yerel ilgili bakanlarla da bir işbirliği söz konusu. Hani yurt dışından adam kaçırıyor, adam getiriyor, havaları bir taraftan Türkiye'de goy goy veriyor, dal kavukluk yapıyorlar. Ama diğer taraftan işin hakikati ne? Bunu kendi ülkenin nüfuzu, ülkenin imkanları, dünyaya rezil olma pahasına dahi olsa peşkeş çekerek ülkenin milyon dolarlarını, milyar dolarlarını sırf kendi itibarlarını kurtarmak ve gündemi değiştirmek için yurt dışından insan kaçırıyorlar. Ve yine Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesine baktığınızda 1 Temmuz 2023'ten itibaren orada çok önemli ifadeler görüyoruz. Yurt içinde ulusal ve uluslararası arenada nefes aldırmayacağız, yaşatmayacağız, bunlara operasyonlara devam edeceğiz şeklinde devlet iradesi, hükümet iradesi, Dışişleri Bakanı ve istihbarat iradesini görüyoruz. İşte bunlar zorla insan kaybetmeyi iki türlü yapıyorlar. Ya gerçekten insanı alıyorlar ve bir şekilde kaybediyorlar. İşkence yapıyorlar, öldürüyorlar, yok ediyorlar ve bir daha o insanlardan haber alınamıyor. Onlarca haber alınamayan şu an insan var. Diğer taraftan ise güya önce işkence yapıyorlar, operasyon yapıyorlar, alıyorlar, gözaltına alıyorlar, 3 ay, 5 ay, 6 ay tutuyorlar. Sonra serbest bırakıyorlar ya da götürüp bir yere bırakıyorlar. Güya polis de gelmiş, emniyet orada onu buluyor, alıyor, ifadesini alıyor. Ya tutuklayıp hapse atıyorlar ya da ifadelerini alıp serbest bırakıyorlar. Bu iki hadisede de zorla insanı kaybediyorlar. Zorla kaçırma hadisesi yapıyorlar. Devlet zulmünü, devlet zulüm yapıyor. İstihbarat zulüm yapıyor. Dışişleri Bakanlığı zulüm yapıyor. Ve bu şekilde bu zulümleri yaparak insanları sürekli korku veriyor. Korku imparatorluğunu yayıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında sizlere rahat yok. Havası estirmeye çalışıyorlar. İşte bu çerçevede konuyu daha detaylı şekilde inşallah ilerleyen zamanlarda profesyonel bir çalışma yapıp, profesyonel destek alarak daha detaylı izah etmeye çalışacağım. Burada bizim konumuz özellikle İlticaya Bakan yönü itibariyle değerlendirdiğimde karşıma şöyle bir seçenek çıkıyor.
Yaklaşık 35-40 ülkede, yani 120 civarında Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre insan zorla kaybedildi ya da zorla kaçırıldı. İşte bu çerçevede bu kaçırılma hadiselerinde ağırlıklı olarak bu insanlar hem o ülkeden getirilirken işkence yapılıyor, insanlık dışı kötü muamele yapılıyor, hem uçakta hem de sorgulama esnasında işte Kırgızistan'da bulunan Kırgız Sebat Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı Bey'in işte kolunun 3 yerden kırık olduğu hem iddianamelerde hem de raporlarda bulunmaktadır. Yine Malezya'dan getirilen, ismi şimdi aklımda yok, dizlerine matkapla delerek operasyon yapıyorlar. Yine başka birisini ayak ve el tırnaktan tamamını çekiyorlar. Yani gördüğünüzde sürekli insanlık dışı, aşağılayıcı, onur kırıcı, kötü muamele, kaba muamele, işkence, soykırım, insanlık dışı, aşağılayıcı uygulamalar yapılmaktadır. Bu kime yapılıyor? Ağırlıklı olarak yurt dışından kaçırılan insanlara bunlar yapılmaktadır. İşte bu çerçevede bir kişi, yani o ülkede bir veya birkaç kişi kaçırıldığı takdirde ya da zorla kaybedildiği takdirde burada orada yaşayan diğer o sosyal gruba ait, bugün hizmet hareketi olabilir, yarın bir başkası olabilir. Yani sen ya da sana ait ya da senin üyesi olduğun ya da mensup olduğun parti, grup, cemaat ya da dernek, vakıf her neyse bunlardan herhangi bir diğer üyelerine de bu operasyonu yapacakları anlamına geliyor. Yani bir ülke Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moldova, Kosova, Pakistan 35-40'a yakın ülkede insanlar zorla kaybediliyor ve zorla kaçırılıyor. İşte bu kaçırılma hadiseleri çerçevesinde orada yaşayan o komitenin, o sosyal yapının, o hizmet hareketinin, oradaki insanların, orada yaşayan Türkiye'li vatandaşların can güvenliği artık tehdit, tehlike, risk altında. Çünkü o ülke artık korumuyor, korumak istemiyor ve korumak istemediğini de sizleri deport ederek, oturum, çalışma vizelerinizi, pasaportlarınızı iptal ederek gösteriyor. Böylece artık o ülkede savunmasız ve çaresiz halde bulunuyorsunuz. Mecburen sizi ülkenize iade etmeyeceğinize inandığınız daha güvenli ülkelere geçmeniz gerekiyor. Bu sebeple kaçırılan ülkede bulunan insanlar bir kaçırma hadisesi olduktan hemen sonra diğer ülkelere, güvenli ülkelere gidip iltica etmeleri, can güvenliğini sağlamaları gerekiyor. Orada kalmaları bu tehdidin devam edeceği anlamına geliyor. Şu kişi kaçırılınca ben de hayatım ve özgürlüğüm tehdit, tehlike, risk altında olduğu için Türkiye ile yaşadığım ülke arasında geriye ad anlaşması olduğundan dolayı ve benim o ülkede olduğum büyükelçilik ve konsolosluk kayıtlarında bulunması nedeniyle Türkiye'ye geri gönderilecek, iade edilecek, deport edilecektim, hapse girecek, hayatımdan ve özgürlüğümden olacaktım. İşte başkanımız, arkadaşımız, yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz veya şu arkadaşımız kaçırıldıktan sonra ben de eşimle beraber, arkadaşlarımla beraber can güvenliğimi sağlamak için, hapse girmemek için, polis gözaltına almadan, savcı ifademi almadan, henüz yurt dışı yasağı konmadan, pasaport iptali yapılmadan tıpkı Can Dündar gibi kaçmak zorunda kaldım demeniz gerekiyor dostlar. Burada ana fikir kaçırılma hadisesinin hemen sonrasında çıkmak lazım. Yoksa aradan 2 sene, 3 sene, 5 sene geçiyor. Ondan sonra gelip iltica ediyorsunuz. Neden geldiniz? Ülkemizde arkadaşımız kaçırılmıştı. Ondan dolayı geldim. Neden 2 sene, 3 sene, 5 sene önce gelmediniz diye sorduğunda ne diyeceksiniz? İşte çıkış hikayesindeki hikaye, korku 15 Temmuz 2016'dan değil, sizin beraber çalıştığınız arkadaşınız kaçırıldıysa ve bu kaçırılma hadisesi neticesinde size de sıra geldiyse hemen akabinde kaçtım demeniz lazım. Ya da ya olur ya 2 sene 3 sene kalmış da olabilirsiniz, sorun değil. Burada yapmanız gereken ne? Yeni bir gelişmenin olması lazım. Türkiye'de dosyanızda şu hareketlenme oldu, dosyamda şu gelişme oldu. Bu arada bulunduğum ülkedeki gazete, televizyon, dergilerde benim o ülkede olduğum tespit edildi. Konsolosluk ve büyükelçilik benimle ilgili geri iade taleplerini başlattı. O iade talepleri deport listesinde adım var. Buyurun bu liste. Bundan dolayı artık o ülke benim için güvenli olmadığından dolayı kaçmak zorunda kaldım demeniz gerekiyor. Kaçırılma hadiseleri, zorla kaybetme hadiseleri aynı zamanda
devam ediyor. Bunu 1 Temmuz 2023 tarihli Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yazıyor. Yani bu zulümlere, bu zorla kaybetme hadiselerine devam edeceklerini ifade ediyorlar. Güvenli olmayan ülkelerde, Afrika, Asya, Latin Amerika gibi ülkelerde bulunan ve Türkiye ile ikili anlaşma, geri iade anlaşması ya da yüksek montanlı ticari görüşmeler ya da iki ülke arasında stratejik işbirliği gibi gelişmeler yapılıyorsa ve heyetler arası gidip gelmeler oluyorsa bunun karşılığında mutlaka o ülkede yaşayan muhalif gördükleri KYK'lı ya da hizmetten insanları geri iade istiyorlar. Bazen bunu aleni bir şekilde işte Can Dündar'ı istiyoruz, Bülent Keneş'i istiyoruz şeklinde ismen de söyleyebiliyorlar. Ya da o ülkedeki konsolosluk ya da büyükelçiliklere vasıtasıyla önce lobi çalışması yaptırılıyor, dünyanın parası yediriliyor. Daha sonra ilgili devlet bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı geldikten sonra ya da ondan önce ve ondan sonra da daha önce Kırgızistan Cumhurbaşkanı geldi, gittikten 3 gün sonra Ukrayna'da kaçırıldı gibi pazarlık konusu olabiliyorsunuz. Yurt dışında yaşayan Türklerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bunun da sebebi bu zorla kaybetme, zorla kaçırılma hadiselerine her harikarda devam edeceklerini gösteriyorlar. Eğer Türkiye ile geri iade anlaşması varsa ya da stratejik ortaklığa gidiliyorsa ya da uluslararası alanda büyük çaplı montanlı sözleşmelere imza atılacaksa, alışveriş yapılacaksa, yatırım yapılacak, o zaman pazarlık olarak ülkenin menfaatini değil kendi menfaatlerini düşünüyorlar ve bir kurbana ihtiyaçları oluyor. O da siz oluyorsunuz. İşte devlet sizi korumuyor. Hem kendi devletiniz korumuyor, hem bulunduğunuz ülke sizi korumuyor. Hem devletiniz hem de oturum veren ülke sizi korumuyor ve korumak istemiyor. Artık iki ülkede de hayatınız ve özgürlüğünüz tehdit, tehlike, risk altında olduğu için başka daha güvenli ülkelere, Avrupa'ya, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Avustralya gibi sizi Türkiye'ye iade etmeyeceğine inandığınız daha güvenli ülkelere gitmeniz gerekiyor. Ve oralara gittiğinizde az önce bahsettiğim gerekçeleri ifade etmeniz lazım. Çıkış hikayesini anlatırken diyebilir ya Bosna, Kosova, işte Karadağ, Arnavutluk, Makedonya güvenli ülke diyebilirler. Ama onlar onu söylüyor, yani iltica ettiğiniz ülke bunu söyleyebilir ama siz ise bu iki ülke arasında, Türkiye ile bu ülkeler arasında geri iade anlaşması var. Konsolosluk ve büyükelçiliğin kayıtlarında varım çünkü 15 Temmuz'dan önce de bu ülkede çalışmalarım vardı. Kayıtlarda yer alıyorum. Üçüncüsü, o ülkede olduğum, vermiş olduğum vekaletler nedeniyle tespit edildi. Adresime kadar ülke bilmekte. Beni geriye o ülkeye iade ettiğiniz takdirde oradan Türkiye beni kaçıracaktır ya da geri iade edecektir şeklinde ifade etmeniz lazım. Ne gösteriyor bize? Geçen günkü hadise Tacikistan'dan yine bir Türk vatandaşı, orada lokantası olan, işletmesi olan, tanınan bilinen bir insanı 8 kişi gasp ederek, pusu kurarak Türkiye'ye zorla adam kaçırıyorlar. Eğer devlet isteseydi, davet etseydi ya da o ülke deport etseydi zaten da Türkiye'ye gidebilirdi. Türkiye bunu legal alma yerine daha gizem katmak, hem gözdağı vermek hem kendi yandaşları taraftarlarına cesaret vermek amacıyla pusu kurarak insanları kaçırıyorlar. İşte bu sebeple bir ülkede artık sizi korumuyor ve korumak istemiyorsa, ülkemizde o ülke arasında bir geri iade anlaşması yapıldıysa veya yapılacaksa ya da yüksek montanlı iş sözleşmesi yapılacaksa veya uluslararası arenada sözleşmede ülkelerin menfaati söz konusuysa, o zaman kişi grupları da feda ediyorlar, gözünün yaşına bakmıyorlar. Bu nedenle bu tarz Türkiye'ye muhtaç ya da Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının, özellikle muhalif olan, KYK olan, hizmetten olan ya da mevcut hükümetin sistemine uymayan ve biat etmeyen kişilerin daha temkinli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Artık daha uydurma metotları tercih ediyorlar. Şimdi Interpol ve Kırmızı Bülten'e göre siyasi suçlular ve askeri suçtan yargılananlar iade edilmiyor. Ama işte siyasi suç ya da askeri suç dışında yeni suçlar uyduruyorlar. Sahte evrak, insan kaçakçılığı, kadın ticareti, çocuk ticareti, uyuşturucu ticareti gibi böyle aşağılayıcı, insanlık dışı kötü itibar bırakacak
Bilgi ve belgelerle sizi tutuklatmaya çalışıyorlar. Olmadığınız zamanda, olmadığınız bir yerde sanki varmış gibi göstererek sizi de bir suçun içerisine alet ederek sizin ülkemize geri iadenizin yönünde çalışma başlatıyorlar. Eğer bunu başaramazsanızsa kaçırma yolunu tercih ediyorlar. İşte bu sebeple o kaçırılma hadisesinin hemen müteakibinde artık o ülkede benim ve ailemin ve çocuklarımın can güvenliği kalmadığı için hayatım ve özgürlüğüm tehdit, tehlike, risk altında olduğundan dolayı kaçmak zorunda kaldım ve ülkenize sığındım demeniz gerekiyor. Yani buradaki çıkış hikayesi o kaçırılma hadisesinden ya da sizi geri iade talebinden hemen sonra ya da dosyanızda ülkenizde bir gelişme yeniden olmuştur ve sizin bulunduğunuz ülkede adresiniz tespit edilmiştir, ihbar olmuştur ya da bir vekalet göndermişsinizdir. Vekalette hangi ülkede olduğunuz tespit edildiği için o ülkeden istenmeye yönelik talepler iletilmiştir. Artık o ülke sizin için güvenli olmadığı için çıkmak zorunda kalmışsınızdır. 17-25-2013'te oldu. 15 Temmuz 2016'da darbe olayı oldu. Bütün bunlardan sonra üzerinden bunca yıl geçti. Bugün neden geliyorsun sorusuna eğer yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşıysan az önce anlattığım hikayelerden biri size uyuyorsa bunları gerekçe göstererek işte şu şu hadise oldu artık Türkiye iadem ya da deportum söz konusuydu ya da adresim tespit edildi kaçırılacaktım. İşte bundan dolayı o ülkede hayatım, özgürlüğüm, tehdit, tehlike, risk altında olduğu için zulme uğrayacağımdan korktuğumdan dolayı devletim beni korumak istemiyor ve korumayacak. Bu yüzden daha güvenli bulduğum ülkenize sığınmak zorunda kaldım. İnşallah bir gün bunlara ihtiyaç kalmaz. Her 10 yılda bir Türkiye'de bir mağdur grup ortaya çıkıyor. Allah fırsat vermesin. İnşallah ülkemizi sahil selamete çıkarsın. Zalimlerden, diktatörlerden, yandaşlarından, avanelerinden, yamyamlardan Allah ülkeyi kurtarsın. İnsanlığı kurtarsın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.